Ve şimdi nerede olacağız? Filistin'e gideceğiz sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bir taraftan görüşmeler devam ediyordu. Aslında halen dolaylı olarak devam ediyor. Etmiyor değil. Ama diğer taraftan da İsrail ordusu Refah'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Şimdi bu Refah saldırısının tam olarak başladığı anlamına mı geliyor? Yoksa Netanyahu Hamas'a tam da bu görüşmeler devam ederken bir baskı unsuru olarak mı kullanıyor bu saldırıları Hamas'a karşı? Şimdi ona bir bakacağız. Bir detayları önce görelim. Daha sonra bu konuya tekrar bir bakalım. 7 Ekim'de başlayan Gazze-İsrail Savaşı'nda çok kritik saatlerden geçiriyor. Hamas Kahire'de yapılan ateşkes müzakerelerinde arabulucu olan Katar ve Mısır'a ateşkes önerisini onayladığını bildirdi. Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği açıklamasının ardından Refah kentindeki Filistinliler sevinç gösterileri yaptı. Sokağa dökülen Filistinliler ateşkesi kutladı. Ancak İsrail, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine karşın Refah'a saldırdı. İsrail Savaş Kabinesi'nin Refah'a saldırılara devam emrinin ardından bölgeye kara harekatı başladı. Önce milyonlarca Filistinlinin sığındığı Refah kentine hava saldırısı düzenlendi. Ardından kara saldırısı başlatıldı. Birçok ev hedef alınırken yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada kara saldırısı sonrası Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısında kontrolün ele geçirildiği belirtildi. Saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi. Refah sınır kapısını ele geçiren İsrail ordusu ülke bayrağını göndere çekti. Bir İsrail tankının Filistin bayraklarının asılı olduğu direği yıkmaya çalışması böyle görüntülendi. İsrail ordusu sınır kapısının Filistin tarafında bulunan yardım depolarına da saldırdı. Yardım depolarında yangın çıktı ve bazı yardım tırları saldırıda zarar gördü. Yangın daha sonra kontrol altına alındı. İsrail'in karadan başlattığı harekat sonrası Refah sınır kapısını ele geçirmesine Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarından yanıt geldi. Yapılan açıklamada Refah sınır kapısının doğusuna giren İsrail ordu güçlerinin havan toplarıyla hedef alındığı duyuruldu. Refah sınır kapısında bulunan insani yardımların geçişiyle giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı başlatarak sınır kapısını ele geçirmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Refah'tan geçen yardımların kesintiye uğramasının Gazze şeridindeki kritik insani müdahaleyi duraklatacağı uyarısında bulunuldu. Tedarik rotaları kesintiye uğramaya devam ederse, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insanların karşı karşıya kaldığı feci açlık daha da kötüleşecek denildi. Peki, İsrail böyle bir saldırıyı başlattı. Şimdi dediğimiz gibi yani bu saldırı iki anlama gelebilir. Bir, bundan sonraki topyekün saldırı öncesinde bir hazırlık. İkincisi ise Netanyahu hükümeti Hamas'a baskı yapmak istiyor bir taraftan. Yani bunları gösterir, dişini göstererek Hamas'ı ateşkese kendi şartlarıyla zorluyor. Tabii Hamas şu ana kadar sadece arabulucuların tekliflerini kabul ettiğini açıkladı ve ateşkese sıcak bakıyor Hamas. Yani Hamas'ın istediği şu, savaşı İsrail tamamen durduracağı ve bundan sonra herhangi bir şekilde saldırı düzenlemeyeceği garantisi versin. Hamas'ın tek isteği bu. Diğer taraftan tabii bir takım işte rehineler var. Karşılıklı olarak bunların serbest bırakılması söz konusu olacak. Hamas bunları da istiyor. Fakat şu ana kadar Netanyahu hükümeti buna yanaşmış değil. Tabii bir taraftan ateşkes görüşmeleri devam ederken ve taraflardan bir tanesi olan Hamas bu şartları yani masada olan önerilen şartları kabul ettiğini ilan etmişken böyle bir saldırının olmasına tepki yağdı. Ve ilk olarak İsrail için de tepki var Netanyahu'ya. Yani dün gece de binlerce kişi gösteri yaptı Netanyahu'ya karşı. Ya sadece Refah'a düzenlemiş olduğu saldırı nedeniyle değil. İnsanlar kendi çocuklarını kaybediyor. Yani sonuçta askerler ölüyor, sonuçta rehineler var, bunlar kurtarılmış değil. Ve İsrail kamuoyunda Netanyahu aleyhinde çok böyle büyük bir hava söz konusu, yükselmiş durumda. Dolayısıyla insanlar gösteri yapıyorlar. Bunun yanı sıra tabii İspanya, Ürdün gibi ülkelerde, Mısır gibi ülkelerde Netanyahu'ya tepki gösterdiler.
Refah'a yapmış olduğu bu saldırıdan dolayı. Şimdi onunla ilgili haberimizi izleyelim. Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesi ve karara karşın İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesi dünyanın gündeminde. Binlerce İsrailli Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptı. Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok kentinde düzenlenen eş zamanlı protestolarda Hamas'ın elindeki esirlerin geri alınması için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği vurgulandı. Netanyahu'nun evinin yakınlarında toplanan İsrail aktivistler, Filistinlilerin de hayatları önemlidir. Ölüm yeter, savaşı durdurun. Refah'a saldırı eşittir, ölü esirler yazılı pankartlar, afiş ve dövizler taşıdı. Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini anımsatarak bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah kara saldırısı kabul edilemez dedi. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Deniz Francis'ten de açıklama geldi. Refah'a 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığını belirten Francis, açıkça söylüyorum, daha fazla insani facia yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz dedi. I solemnly declare. İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Amerika'nın Refah'a bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini söyledi. Kirby, bu saldırılar oradaki sivillerin hayatını büyük riske atar dedi. Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennes, Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaptı. İspanya'da muhalefetteki aşırı sol görüşlü Podemos Partisi'nin lideri Bellara, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasında sessiz kaldıkları için Avrupalı liderlerin işbirlikçi olduğunu söyledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamadaysa Refah sınır kapısının Gazze'nin hayat damarı olduğuna dikkat çekilerek bu saldırının ve sınır kapısına hakim 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını çok ciddi şekilde tehdit ettiğine vurgu yapıldı. Ürdün ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarla ateşkes önerisini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.